Parçacık materyali oluşturma. Parçacıklarımızın hareket etmesi, sıçraması ve istenilen şekilde çarpışması sağlandı. Şimdi parçacık materyalinin güzel bir şekilde render yani işlenebilmesi için parçacık materyalini göreceğiz. Eğer silindire daha yakından bakılır ve birinci film karesinde render işlemi uygulanırsa, parçacıkların olmadığı sadece birkaç speckles yani ışık tayfı olduğu görülür. İlk olarak bunu düzelteceğiz. Parçacıkları seçiyoruz. Modify, yani düzenle paneline gidiyoruz. Buradan parçacık tipini değiştireceğiz. Çünkü burada Sprite, yani periler olarak da adlandırılan Phasing Particles, yani yüzleşen parçacıkları istiyoruz. Modify paneli alt bölümlerine ilerliyoruz. Particle Type, yani parçacık tipi bölümünden Phasing yani yüzleşen seçeneğini seçiyoruz. Bu değişikliği çalışma alanında görmek için Viewport Display yani çalışma alanı görünümü bölümünden Mesh yani A seçeneğini seçiyoruz. Görüldüğü gibi birçok küçük karacık görüntülendi. Bu yüzleşen parçacıklar göründükleri sürece genişler ve daralırlar. Parçacıkların ömür parametrelerini particle size yani parçacık boyutu bölümünden grow for yani süresince büyü seçeneğini 0 kare fade for yani süresince sön seçeneğini ise 10 kare olarak düzenliyoruz. Böylece animasyon boyunca parçacıklar 10 kare boyunca genişler, daha sonra 10 kare boyunca söner. Aslında bu bir sönme değildir küçülmek ifadesi daha doğrudur. Kontrol elimizde. Eğer genişleme istenmez. Bunun yerine tam boyutlarda görüntülemek, daha uzun süreli söndürmek veya daraltmak süreleri istenirse bunlar ayarlanabilir. Burada ayrıca life yani ömür parametresinden parçacık ömrü ayarlanabilir. Bu 2 saniye değeri oldukça yüksek. Bunu 1 saniyeye düşürüyoruz. görüldüğü gibi daralıyorlar ve yok olmak üzereler ve yok oluyorlar. Phasing Particles oluşturuldu. Şimdi Material yani materyal ekleyeceğiz. Material editörüne gitmek için M tuşuna basıyoruz. Buradaki ismi parçacık olarak değiştiriyoruz. Particle Material yani parçacık materyal bölümüne gidiyoruz. Diffuse kanalından bu kolun parlaklığını arttırarak parlak radyoaktif yeşil rengini seçiyoruz. Burada Phase Map yani yüz haritası seçeneğini aktifleştirmemiz gerekiyor. Bu sayede her parçacığın kendine ait bir kimliği olacak. Ayrıca buraya bir kare yerine gradient yani eğim ekleyeceğiz ve böylece yumuşak kenarlı yapılar oluşturacağız. Self illuminated yani kendini aydınlatan seçeneğini en son değerine kadar arttırıyoruz. Parçacıklar istenilen şekilde çalışıyor fakat materyalin atanması gerekiyor. Sürükle ve bırak işlemi yapıyoruz. Son olarak parçacıkların ışıklardan etkilenmesini engellemek için parçacıkların gölgesinin oluşmasına engelleyeceğiz. Bunun için parçacıkları seçiyoruz. Sağa tıklayıp Object Properties yani obje özellikleri seçeneğini açıyoruz. Buradan receive shadows yani gölge al ve cast shadows yani gölge yay seçeneklerini kapatıyoruz. Animasyonu tekrar render ediyoruz. Material animasyona atandı. Daha sonra bu parçacıkları düzenleyeceğiz. Bu komik kareler yerine hoş, yumuşak parçacıklar oluşturacağız.